Mezarına götürdük, defnettik. Hazırlamışlar şimdi orada. Kapattıktan sonra şimdi başladı taziyede. Cenaze sahibine taziye bulursunlar burada. Başını sağlasın, başını sağlasın, çekip gidiyor. Kimse kalmıyor. Bir kala kala bir cenaze sahibi kaldı. Bir şey, mezarım ben, bir de ölen kadının oğlu. Evet. 18-20 yaşlarında bir oğlu var. Neyse, hepsi gittikten sonra ben kalktım. Duasını yapacağım, talkını vereceğim. Şu kadar hatırlayabiliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim dediğim, orası bir sallandı böyle. Ayaklarım düşecektim bak, gencecik imamdım. Allah Allah. Öyle bir sallandık, eyvah dedim. Bu sallandı dedim, şehir için olduysa bir tane ev kalmamıştır. Öyle bir şiddetli, öyle bir şiddet. Ve bu arada da kabrin içinde acı bir ses. Acı bir ses. Sanki bir yerden, bir kapalı bir yerde bir ses geldi. Nasıl acı acı geldi bari. Allah Allah. Öyle bir acı ses. Hemen cenaze sahibi dedi, hocam dedi, hadi bu zehirlerini hareket duyduk dedi. Zenzir oldu dedi. Hadi sadece orası olmuş ha. O anda olmuş. Ama dedi, bu ses nedir dedi. Ben buna dedi, biz bunu da morttan getirdik dedi. Acaba mortta öldü diye bayıldı da buraya mezarın içinde dirildi. Dedi, mezar dedi, evladım mezarı aç bakayım dedi, bakacağız dedi. Mezar dedi, aşamayız efendim. Dedi, savcılıktan kağıt gelmesi lazım, hakim. Evladım ben hakimim zaten dedi. Bütün mesleği üzerime alıyorum, mezarı aç bakalım dedi. Neyse, açtık. Cenaze sahipleri. Cenaze sahibi. 3-4 tane tahtayı çıkarttık. Kefenin başı açık, kadın cenazesi böyle açık. Ne görürdüm? Kömür kesmiş, kömür. Burada 5 dakika daha içinde olmamış bu, 5 dakika içinde. Simsiyah kömür kesmiş, başında bir tane saç yok. Kocası gördü, kapat kapat dedi. Oğlunu zaten yanaştırmadı. Annesinin vaziyeti görmesin dedi. O da hemen kapattı. Ben gittim şimdi tuttum, cenaze sahibine. Senin hanım dedim, hayatta ne yapardı? Ne kötü, ne bir işlerdi? İyi değil, bir şeysi yok dedi. Yalnız dedim ki, onlar da Arnavutköy'de oturuyorlar kendileri. O zaman başı açık kadına sadece Hristiyanlardaydı. Yahudiler, Ermeniler, Müslüman kadın hepsi kapalıydı. Hep çarşaflıydı, başörtüleri güzeldi. Mantıda zaten yeni gelmişti ama hep yine kapalıydı. Müslümanlardan başka hepsi açık ezerdi. Hanım derdim, bak Müslüman derdim dedi ama evet, memurluğum gittiğim için benim şey, başım kapalı değil. Ailemin kapısı değil. Artık emekli oldum, sen de başını kapatıyorsun. Diye söylemiş ailesine. O da şu cevap vermiş, demiş ki, hanım hanım, başını kapamaktan Müslümanlık olacaksa olmasın, böyle Müslümanlık değilsin diye. Bunu söyledi. İşte dedim, görün. Bir o günkü hali gördüm, bir de şimdi görüyorum. Allah muhafaza inşallah. Allah muhafaza. Ama bunda şirk var orada. Ve bunu, ben bu hadiseyi... Tesettür inkar var orada. Tabii.